Mesela yapmayı kim seviyor? Yapmayı kim seviyor? Saframboluyu kim seviyor? Saframbol boyamayı kim sevecek? Bakın. Ben size şimdi böyle bir kitap getirdim. Çok güzel. O seninkini bir önce bir bakayım. Şimdi çocuklar, safranboluyu boyayarak renklendireceğiz hep beraber. Hepinize. Hepinize boyama kitabı getirdik. Ama bir yarışma var. Bir de yarışma var. Sadece boyayı bırakmayacağız. En güzel boyayan çocuğumuzun birincisine bisiklet var. Fotoğraf makinesi. Müzik çalar. Dördüncüye de boyama seti. Şimdi safranbolunun tamamını, safranbol bütün üçüncü ve dördüncü sınıftaki çocuklar bu yarışmaya katılacak. Siz de onlardan bir sınıf olarak sizi burada başlatıyoruz projeyi. İnşallah birinci bu sınıftan çıkar. Nicetbaşı Camii'nin özelliğini biliyor musunuz? Kim biliyor? Kim biliyor? Ben söyle, söyle. Orada İzzet Paşa'nın mezarı var. Evet, evet, doğru. Başka? İzzet Paşa kim? İzzet Paşa Safranbolu'ya gelmiş bir sadrazam. Yaşa la, çak sen zil. Mehmet İzzet Paşa Camii'ni, Mehmet İzzet Paşa bildiği için ona bir hediye veriyoruz. Güzel. Buana. Resim yapmayı kim seviyor? Boyama yapmayı? Kim seviyor musunuz? Safranbolu'yu boyamayı kim sevecek? Ben. Şimdi lise yarım yarım kalkıyor. Süper, süper. Şimdi ben size bir proje getirdim. Safranbolu'yu bazı eserlerini boyayacağız. Ve bunlardan yarışma yapacağız. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane yer var safranboldan. Bu 12 tane yeri boyayacağız. Ondan sonra sizin öğretmenlerinizden bir jüri oluşacak. O jüri karar verecek. Birinci kim? Birinci olana biz bir tane bisiklet vereceğiz. İkinci olana dijital fotoğraf makinesi vereceğiz. Üçüncü olana müzik çalar vereceğiz. Dördüncü olana da boyama seti vereceğiz. Safranbolu'nun bütün okullarındaki 3 ve 4. sınıftaki öğrenciler bu yarışmaya dahil. Çocuklarımızın hem boyama yeteneğinin gelişmesini sağlamak, hem safranboluyu bilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Milli Eğitim Müdürümüzle beraber, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimizle beraber Safranbolu'daki 1116 tane çocuğumuz bu yarışmaya katılacak inşallah. Sen de katıl. Şimdi size dağıtılacak ayın 28'ine kadar bunları boyayıp öğretmeninize teslim edeceksiniz. Buradaki adınızı soyadınızı yazmayı sakın unutmayın. Bunları da hemen alır almaz adını soyadınızı yazın. Ondan sonra boyamayı yapın. Özen gösterin ama. Yarışmaya katılacaksınız çünkü. Dikkatli boyayın. Bunları öğretmenize teslim edin. Biz de müdürlerinizden alıp bunları değerlendirmeye koyacağız. 28 Şubat'a kadar. Daha sonra karar verip birinciyi seçeceğiz. Hediyelerimizi dağıtacağız. Ondan sonra bir şey, bir aya daha var. Boyama yaptığınız yerleri sizi gezmeye götüreceğiz. Yani nereye boyadınız? Mesela daha önce hiç hayatınızda Safranbolu eski çarşıdaki belediye binasına giden var mı? Ben. Gidiyorsun değil mi oraya? Evet. Tamam. Hükümet konağına giden var mı? Ben üstünde film olur.
Evet. Saat Kulesi'ne giden var mı? Saat Kulesi'ne gittiniz mi? Ben hepsini. Bu Saat Kulesi'nin özelliği ne biliyor musunuz? Anadolu'daki en eski Saat Kulesi bu şu anda. Yani İstanbul hariç Anadolu'daki en eski Saat Kulesi bu ve hala çalışıyor. Pekala kim yaptı? Kim yaptığını biliyor musunuz? Mehmet İzzet Paşa. Mehmet amca yapmamış. Mehmet İzzet Paşa. Mehmet İzzet Paşa kim? Mehmet İzzet Paşa da Safranbolulu Başbakan. Bugünkü Başbakan gibi Mehmet İzzet Paşa da 3. Selim zamanında, Padişah 3. Selim zamanında Sadrazam, yani Başbakanlık yapmış bir hemşerimiz Safranbolulu. Safranbolu'dan yetişmiş, İstanbul'da Padişahlık merkezinde Osmanlı döneminde Başbakanlık yapmış. 3. Selim dönemi bir başka özelliği daha var, mutlaka öğretmeniz bunu anlatmıştır. Osmanlı Devleti'nin topraklarının en geniş olduğu zaman, 3. Selim dönemi, o zamanın da başbakanı Mehmet İzzet Paşa. Bizim de hemşerimiz. İnşallah siz hepiniz de başbakan olacaksınız. Çalışa çalışa. Cinci hamamını boyayacaksınız. İzzet Paşa Camii, bakın biraz önce bahsetmiş olduğum İzzet Paşa'nın bir de camii var Safranbolu'da. Bu caminin bir özelliği daha var ha. Gördünüz mü? Alt taraftan Demirciler Çarşısı'na doğru baktınız mı buraya? Bunun altından kanyon akıyor, dereler akıyor. Derenin üzerine cami yapılmış. Tamam mı? Üçüncü ve dördüncü sınıflar katılabilecek. Safranbolu'nun tamamındaki üç ve dört gelecek. Siz de inşallah bu kapsamda bu yarışmaya katılın. Şimdi de bu dağıtmaya başlayalım. Almayan, al yavrum sen de. Sen de al. Keşke biraz fazla bahsedeyim. Safranbolu'daki çocuklarımızın eğitim başarılarını artırmak, onların Safranbolu'yla olan bağlantılarını daha da güçlendirmek amacıyla yapmış olduğumuz bir proje için bugün başlangıç töreni yaptık. Bu projemiz Safranbolu'yu boyayarak öğrenmek, Safranbolu'yu boyamak. Çocuklarımızla bugün yaptığımız programda gördüm ki gerçekten çocuklarımızın tamamı Safranbolu'yu çok seviyor. Boy yapmayı da seviyor. Dolayısıyla sevdikleri iki tane güzel aktiviteyi birleştirerek boyatıracağız. Safranbolu'nun mülki idare sınırlarındaki yani Yazıköy, Konarı, Oğacuma dahil bütün okullarımızdaki 3. ve 4. sınıf çocuklarımız boyama yapacaklar. Safranbolu'daki 12 farklı eseri boyayacaklar. 28 Şubat tarihine kadar bu boyamalar devam edecek. Ardından bunları toplayacağız ve yine Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı öğretmenlerin oluşturduğu jüri tarafından bunlar değerlendirilerek birinci seçilecek. Birinciye bisiklet, ikinci olana dijital fotoğraf makinesi, üçüncü olana da USB müzik çalar vereceğiz. İnşallah öğretmenlerimize, okullarımıza da hediyelerimiz var. Böylelikle daha sonrasında da bu boyadıkları yerleri çocuklarımızın gezmelerini temin edeceğiz. Safranbolu'yu tanımaları amacıyla. Böylelikle bir kampanyayı Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamımız ve Safranbolu Belediye'miz el ele neticelendirmiş olacak. Amacımız Safranbolu'daki çocukların Safranbolu'yu tanımalarını sağlamak ve bu eserleri korumayı teşvik etmek. Çünkü tarihi eserleri boyatırıyoruz. İnşallah başarılı olduğumuz takdirde Safranbolu'muz kendisini korumayı amaç edinmiş yeni yeni nesillere kavuşacak. Bunu temin etmek amacıyla da işbirliği halinde bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Safranbolu Belediye'mizin kültürel mirasımızın korunması adına yapmış olduğu bu boyama yarışması gerçekten iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın içinde yaşamış oldukları mahalli tanımaları gerekiyor. Bu boyama yarışması da bu anlamda bulundukları çevreyi tanımaları ve bu kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmada önce olacaklarını düşünüyorum. Bu anlamda da bu yarışmayı anlamlı buluyorum ve belediyemizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.